Bu bozuklar gittikçe güçleniyor. Biz de boş durmayalım. Elimizde Asmaralda da var. Bizim de elimiz güçlendi. Ne anlatıyorsun sen Camilla? Savaşa mı gidiyoruz? Neden bahsediyorsun? Evet, bu bir savaş. Allah Allah. Bozukların karşısında az ve güçsüzüz. Ne derlerse yapmak zorunda kalıyoruz. Mamacita, onlar sizin dünürleriniz. Düşmanlarımış gibi konuşmasana. Sus kız. Sen bir sus be. Asmaralda yavrum. Sen bu savaşta tarafını seçeceksin. Bak karar ver. Bizim tarafımızda mısın yoksa keçi çobanının ailesinin tarafında mısın? Keçi çobanı mı? Merhabalar. Aha işte iyi keçi çobanı lafının üstüne gelirmiş yavrum. Ne oldu anneciğim? Yoksa yine beni mi şikayet ediyorsun? Benim seni şikayet etmem için bir nedene mi gerek var? Neyse neyse. Ben sizi davet etmeye geldim. Akşam İskender amcamın şerefine yemek veriyoruz. Şimdiden söyleyeyim çok yemeyin. Ziyafet var. Yemek mi? Ziyafet mi? Hani böyle sazlı sözlü olandan mı? Evet, aynen öyle babacığım. Sizin geldiğinizdeki gibi. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Ya, ya bir şey söyleyeceğim. Eğlence böyle mi olacak? Yok be kız, bunların eğlencesinden ne olacak be? Haremlik selamlık işte. Nasıl yani? Kadınlar erkekler ayrı yani. Neden ayrı? Ne oldu? Neden bozuldun? Yok canım, bozulmadım. Şaşırdım sadece. Merak etme Esmeral da, kadınların eğlencesi de çok güzel geçiyor. Sen güven bana. Neyse ben kaçtım, akşama görüşürüz. Allah Allah! Holdingimiz batıyor diyorlar. Hala sefsefa peşindeler be. Vallahi billahi bu bozuklar lale devri yaşıyor ya. Çöküşleri yakındır ama yakındır. Korkma billahi. Gamlı baykuş gibisin. Oh. Hayırdır hayatım? Sen de mi uyuyamadın dün gece? Kamil, ben dün gece, bütün gece ama hep kabus gördüm. Bu Gülistan var ya, Gülistan hayat hikayesini bir anlattı. Biz ağlamaktan helak olduk vallahi. Bütün gecede onun anlattıklarını hep gördüm rüyamda. Ya hiç sorma ya. Ben de dün gece, bütün gece boyunca yatakta döndüm durdum ya. Bu İskender'in anlattıkları var ya, hakikaten helak oldum, onlar geldi aklıma. Kamil, fakirliğinde bu kadar mı olur be? Yani fakirliğinde bir siniri vardır ya. Ya sınır olur mu hayatım işte yani elde avuçta hiçbir şey yokmuş garibanların. Çok üzüldüm ya. Tık tık tık. Müsaitsiniz yoksa mı yok? Gel Nazgül gel. Rojbaş. Buenos dias. Sana da günaydın. Kız Nazgül sen bize hiç oda servisine gelmezsin. Ne oldu? Ha, şey ya benim konuşacağım bir şey vardı da kadın kadına. Ha. Kamil haydi git bak bakayım senin dünürün. Uyanmış mı uyanmamış mı? Tamam anlaşıldı. Ben kahvaltıyı dışarıda edeyim. Siz de rahat rahat konuşun. Teşekkürler. Kız gel gel. Ne anlatacaksın bana söyle. Gıybet mi var be? Ne gıybeti? Kızının yuvası. Vallahi eğer kim bir şey yapmasa kızının evliliğin temelinde sarsılacak. Hadi inşallah. Allah seni. Ya ben dalga geçmiyorum kış kamin. Ciddi söylüyorum. Sen belo tut. Hazar'ın eski kız arkadaşı yani sevgilisini he, getirmiş buraya. Kızın gözleri ferfecir okuyor. Yalan. Vallahi ben de yalan olmaz. Ben anlarım. Eğer kim hiçbir şey yapmazsan bu Esmer Aldo ki gerçekten Esmer bu evliliğe kancayı takar. Menden söylemesi bir dost. Hadi inşallah. Oh, hoş geldin Asmeralda. Hoş geldin yavrum. Ben de seni kendi ellerimle bu keçi çobanıyla baş göz etmezsem bana da Camilla demesinler be. 60, 70, 80, 90, 100. Yiyelim bu zamanında havanın güzelliğine bakın.
Ya Bella, gerçekten çok şanslısın böyle bir yerde yaşadığın için. Binlerce portakal ağacının arasında. Otantik bir konakta yaşıyorsun. Evet, evet. Ben de çok seviyorum burayı. Kıskanmadım desem seni yalan olur. Efendim, siz buraları bir de portakal çiçekleri açtığı zaman görün Esmeralda Hanım. Hele birden insan yağmurları yağdı mı? Buralar bir mis kokar, bir mis kokar. Vallahi kendinizi Portekiz cennetinde zannedersiniz. Buyur abi, buyur. Birlikte kahvaltı yapalım. Tabii olur. Afiyet olsun. Günaydın Kan abi. Aha. Sana da çay getireyim. Senyor, portakal çiçekleri ne zaman açıyor demiştiniz? Nisan ayında efendim, Nisan ayında. Portakallar Nisan ayında böyle ufak ufak çiçeklerini açmaya başlarlar. Zaten o zaman bizim Adana'mızda da portakal çiçeği festivali olur. Bakın ona da kesin bekleriz. Si, tabii tabii gelmeyi çok isterim. Ne de olsa artık bir ayağım Adana'da olacak. Demek buraları o kadar çok sevdin ha Esmeralda? Hem siz demediniz mi bizim portakallarımızı bir kere yiyen bir kere daha vazgeçemez diye? Ayrıca portakal alışverişimiz devam edecek. Yani sizin en büyük müşteriniz ben olacağım. Ah Esmeralda Hanımcığım, ah! Yani keşke her müşterimiz sizin gibi güzel ve özel olsa. Ya! Allah Allah! Sana ne müşterilerin güzelliğinden, ha? Rusların güzelliği bitti, şimdi Portekizlerin güzelliği başladı yoksam yok. Yok karıcığım, yok. Sen çok yanlış anladın. Biz iş terimleriyle konuşuyorduk. Yani ben güzel derken ticari anlamda güzel dedim, iş hacmi olarak. Başlatma şimdi hacmiden. Neyse, hadi gel odamıza gidelim. Kahvaltın yatakta hazır. Yumurtaların soğumasın. Yatakta. Yatakta kahvaltı. He? Hani ben sana her hafta sonu yatakta kahvaltı hazırlıyorum ya kocacığım. Yine yatağımızda kahvaltı hazırladım. Haydi gel kahvaltımızı yapalım. He, o kahvaltı değil mi? Tavşan. Neyse ben müsaadenizle kaçayım. Yumurtalarım soğumasın. Tabii tabii. Benim yumurtalarıma bayılır. Kocacığım benim. Aşkımdan ölüp biten. Hazır. Buyurun Esmeralda. Buyurunuz Kaan Bey. İşte serpme kahvaltınız. Ana! Kız hakikaten yatağın her yerine kahvaltı serpmişsin. Yatakta yer kalmamış. Aman sen de kenarına kırtıklaya kırtıklaya yersin, yer açarsın kendini. Haydi başlayalım. Allah Allah. Ulan bir yaşıma daha girdim ha. Kız hem yatakta kahvaltı konsepti böyle bir şey mi? Ben de tam bilemedim de. Hem yatakta yemek yenir mi? Nimet, günah değil mi? Kaan, haydi sokranmadan ye. O kadar emek verdim burada. Ey kız, sen öyle diyorsun. Ye. Bandır. Güzel ye. Aha, al işte. Battı yorgan, ne yapacağız? Bir şey olmaz, endişelenme. Gerekirse ben seni de yıkarım, yorganı da yıkarım. Yeter ki senin gözün doysun, dışarılara kaymasın. Anladın? Aa, o ne biçim laf? Benim karım, benim hırçın karım, benim kara gözlü karım. He? Kız sen bir düşün bakalım. Benim gözümün ya da gönlümün bir başkasına kayma ihtimali var mı hiç? He? Var mı? Ya! Ya! Hemen yumuşadım, farkında mısın? Vallahi. Kaan. He canım. Senden bir şey isteyeceğim. Söyle canım. Hani sen böyle ağzının kenarından gülüyorsun ya, Bruce Willis gibi. Bir öyle güler misin? O ne demek bu? Ya hani sen böyle gülünce ağzın çaprazlamasına geliyor ya. Aynı Bruce Willis'e benziyorsun ya. Benim o kadar hoşuma gidiyor ki bir kere yapsana. Allah Allah, öyle bir şey mi yapıyorum ben? Hiç farkında değil. Evet. Bir daha yap. Ya ne diyorsun Nazgül? Hiç anlamadım dediğin şeyi. Ya. I am Bruce Willis. Ay. You Nazgül. Yes. You good. Thank you. Hadi şimdi bir de Kürtçe olarak benden su iste. Allah Allah. Kız o nereden çıktı ya? Ne güzel rol kesiyorum, şey yapıyorum. Suyunu çıkartma. Ya haydi. Sen de su koyverme Tanrı aşkına. Tamam kız.
Ama hazır ol, bak geliyor ha. Azıcık da hazırdım. Şu evin ata dımırım. Kız seni Allah bildiği gibi yapsın. Kafan maydanoza girdi. Çıkar onu oradan. Ay. Mende. Çok değişik karısın Nazgül. Yemin ediyorum ha. Ay. Bella gerçekten çok şanslı. Kim bilir onun yerinde olmak isteyen kaç kişi vardır. Ben de Bella gibi bir kızla evli olduğum için gerçekten çok şanslıyım Esmeralda. Tabii. Bella çok iyi bir kız. Kaan abim nerede? Nazgül yatakta kahvaltı hazırlamış. Odalarına gittiler hayatım. Yatakta mı? Aha. Niye şaşırdın ki Bella? Sen kocanın kahvaltısını yatağına götürmüyor musun hiç? Yok. Koskoca konakta neden yatakta sıkış tıkış yapalım ki kahvaltıyı? Alemsin gerçekten Bella. Yatakta kahvaltının hem tadı hem heyecanı başka olur. Ben olsam... Ama sen değilsin Esmeralda. Oho. O şansı yıllardır önce kaybettin. Oh, tamam canım. Bir şey demedim. Lafın gelişi öyle söyledim ben. Lafına dikkat et de bir daha öyle gelmesin. Tamam. Sakin ol aşkım ya. Bir gün biz de yatakta kahvaltı yaparız. Yani ne olacak sanki? Sen yeter ki sinirlenme. Bir tanecik karıcığım. Sana kahvaltı mavaltı yok Hazal. Hadi Esmeralda. Mesai vakti geldi, gidelim. Ben de geliyorum. Şirkete mi? Evet. Burada otur ne yapıyorum ki? Belki şirketi size bir faydam dokunur. Ya aşkım şirkette ne yapacaksın ki yani? Çay servisi mi yapacaksın? Gerekirse onu da yaparım tabii ama sen karını unuttun galiba. Senin karşında uluslararası ilişkileri birincikle bitirmiş bir yeni gelin var. Tabii. Orası öyle de hayatım. Yani şimdi iş dünyasıyla okulda öğrendiğimiz şeyler aynı değil. Yani bir yerden öğrenmeye başlamış olurum işte. Nasıl olsa günün sonunda bir kere daha şirkete gitmek istemeyeceksin Bellacık. Neyse, hevesini almış olursun. O ne demek? Niye istemeyecekmişim? Hı? Sen beni daha tanıyamamışsın galiba Esmeralda. Benim bu hayata yapacağım deyip de yapamadığım tek bir şey bile yok. Anlıyor musun? Tamam. Sakin ol şampiyon. Tabii ki yaparsın. Niye yapamayacak mısın? Hadi gel gidelim. Ya bırak. Hepinize Bella'nın neler yapabildiğini göstereceğim. Göreceksiniz. Buyurun efendim. Kendi şirketiniz gibi girin içeri. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun Aysun Hanım. Aysun Hanım, toplantı odamız hazır mı? Hazır Kaan Bey. Çaylar, kahveler hazır mı? Onlar da hazır. Yalnız bir dakika. Kahve çekirdekleri özel olacaktı. Öyle değil mi Hazar? Bir çok önemli bir detay. Tabii. Yani çekirdek çok mühim bir detay. Aynen öyle. Mesela ben. Yani sabahları çok affedersiniz. Bir fincan Porto Rico kahvesi içmeden kendime gelemiyorum. Huyum kurusun. Ayılamıyorum. İstediğiniz pasta börek tarzı atıştırmalıklar da temin edildi Kaan Bey. Güzel. Peki Esmeralda Hanım'ın eşsiz formunu koruyabilmesi için diyet ürünler sipariş edildi mi? Edildi. Teftişim bittiyse artık toplantıya geçebilir miyiz Kaan abi? Bitti sayılır Bellacığım. Bir dakika. Klima bir gece önceden açılıp 22 dereceye sabitlendi mi? Sabitlendi. O zaman gönül rahatlığıyla toplantımızı yapabiliriz. Çok şükür. Evet Esmeralda Hanım buyurun. Eğer bir değişiklik isterseniz bana söyleyin. 21, 23, 40. Abi ne yapıyorsun? Otursana şuraya. Aa, ne yapacağım Hazar'ım? Görmüyor musun? Oda sprey sıkıyor. Ya Kaan abi, oda zaten mis gibi kokuyor. Hayır Bellacığım, bu bambaşka. Bu portakal çiçeği spreyi. Esmeralda Hanım için özel olarak getirdim. Ah canım, obrigada. Ama ben aslında gerçeğini koklamayı tercih ederim. Ah, inşallah o da olacak Esmeralda Hanım. Ben şahsen, bizzat kendim götüreceğim sizi portakal bahçelerine. Kolay gelsin.
Müsaade vardır yoksam yok. Nazgül'üm hoş geldin de niye geldin ki ne? Öğle yemeğini getirdim. Öğle yemeği mi? He, her gün ben sana öğle yemeği getiriyorum ya. Allah Allah, ben niye hiç görmüyorum? Ay, şakacı kıvırcığım benim. Beni görünce hep böyle komik şakalar yapar. Hadi hayatım, senin odana gidelim de ben sana böyle serpme bir öğle yemeği hazırlayayım. Ya Nazgül, ne serpmesi, ne öğle yemeği? Toplantı yapıyoruz, görmüyor musun? Kaan, onlar yeterince toplaşık zaten. İstersen sen hiç kalabalık etme ha. Hadi, beni çok seven, benim için ölen. Bak, ölmekten bahsediyorum. Bana deli olan deli olandım. Hadi hayatım, hadi gidelim. He, o yemek. Neyse ben unutmuşum. Artık bana müsaade. Müsaade senin abicim. Bizi kimse ayıramaz. Obrigada. Obrigada. Öncelikle aracılık yaptığım firmalara numune göndermem gerekecek. Tamam. Hemen birkaç kilo yollayalım o zaman. Bella, ne birkaç kilosu? Tek bir kişiye yollamıyoruz ki. Yüzer kiloluk paketler halinde 2 ton göndermemiz lazım. 2 ton mu? Si. Oldu olacak. Bütün portakalları numune diye dağıtalım herkese. Hayatım, prosedür böyle. Sen çok karıştırma. Hemen yarın sevkiyata başlarız öyleyse. Peki. Bir iki güne kalmaz, bütün portakallar satılır değil mi? Yok, mümkün değil. Neden? Çünkü mahalle manavına ürün satmıyoruz da ondan. Öncelikle ihraç edilecek ülkeler kalite kontrol yapması lazım. Bu da uzun sürer. Yani yazışmalar, prosedürler derken süre uzar. Bu da bizi çok zorlar. Çünkü soğuk hava depolarımız ağzına kadar dolu. Hali hazırda toplanmayı bekleyen ürünler de var. Yani sen bu süreyi biraz daha kısaltamaz mısın Esmeralda? No. Bu süreyi 10 günden aşağı çekmem çok zor. 10 gün mü? Si. Bir de iyi tarafından bakalım ama. Böylece uzun uzun hasret giderebileceğiz. Aramaya geldim ben. Kocanız? Eski büyükelçi, yeni yeminli tercüman. Ha, Kamil Öztürk. Ha, ta kendisi benim öz ve öz kocam olur. Bir bakayım dedim, nerede benim kocam? Odası şu tarafta ama şu an müsait değiller maalesef. Ne demek müsait değiller ya? Kimle müsait değiller? Sen ne diyorsun be? Hanımefendi sakin olur musunuz? Ben arayıp söyleyeyim geldiğini. Sakin falan olamam. Kime ne söylersen de söyle. Aha da gittim ben be. Hanımefendi. Sus be, sus. Hanımefendi lütfen. Ben seni... Ya ben mi dedim? Bonya Ovası'nda ağaca toslamış gibisin. Dur bak bakalım. Pencüse! Severler güzeli Gencüse. Siz hangi güzeli seviyorsunuz be? Kalender Bey, özür dilerim. Tamam kızım, tamam. Çık sen, çık. Çık, çık kız. Allah Allah, arkamdan gelmiş utanmadan. Ne yapıyorsunuz siz? Tavla oynuyoruz hayatım. Aa. Sizi gören de şirket kurtarıyor sanır ha. Madem tavla oynayacaktınız, neden konakta oynamadınız da taburuya geldiniz? Ya Kamelya Hanım, kafamız biraz dağılsın diye oturduk şurada bir tavla oynayalım dedik. Gelin durağım, sen eskiden kafa dağıtmak için nereye giderdin pavyona? Maşallah maşallah, şimdi de buraya mı geliyorsunuz? Bu insanlık için küçük bir adım ama sizin için koskocaman bir adım, maşallah size. Ya hayatım aşk olsun ama ya. Bozuk. Niye bozuk? Sakın sen bunlara uyma ha. Neyi bozuk diyor? Ya bırak İskender'im ya. Kamelyalarım böyledir. Hep latife eder. Zamandan alışırsın. Hola, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aa, Esmeralda. Hoş bulduk yavrum, hoş bulduk. Nasılsın çocuğum? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben yemeğe gidiyorum. Gelecek olan var mı? Yok. Burada yemeğe gidilmez ki benim kızım ya. Yemek gelir. Ya istediğin her şeyi söyleyebiliriz buraya. Kebap,
kelle, paça, İskender, şırdan, mumbar, kazbaşı. Kazbaşı mı? No. Sen bilirsin. Tamam be kalendiram, ne sayıp duruyorsun ya? Bu anlamaz bu, ecnebi yabancı bir kız. Yavrum biz seninle yemeğe gidelim, çok güzel bir yemek yiyelim. Şimdi bunlar bir dananın iç organlarını hapar hapar bitirirler, yürü. Por favor, lütfen gidelim, hatta kaçalım. Hatta kaçtık biz, haydi bay bay. Ben sana bir şey diyeyim mi Dünür'üm? Bela geliyorum demez. Gelir ve gider. İşte böyle. Ben çok sıkıldım. Bugün de zaten yeteri kadar çalıştık. Paydos verelim. Ya paydosu zaten daha yeni geldik Dünür'üm. Ya zaten işlerin çoğunu Hazar'la Esmeralda hallediyor. Biz de bir an önce konağa gidek de İskender'ime hobilerimizi gösterek. Hobi mi? He hobi. Biz var ya Dünür'ümle beraber John Wayne ve Clint Eastwood gibiydik biliyor musun? Oo. Ama o köprünün altından çok sular aktı, çok. Vay be, ne günlerdi ama o günler. Biz var ya, böyle Çukurova'nın iki yalnız kovboyduk, öyle diyeyim sana yani. Ama bitti gitti işte hepsi. Niye, niye ki bitti? Ya ne sen sor, ne ben anlatayım. Yani şurada anlatmaya kalksam, Allah'ıma hesabıma 3 sezonluk Türk dizisi olur, biliyor musun? Türk dizisi iyi oldu. Hıh.